of oğlan yaktın beni. Baba dedim bu biçer döver iyi dedin gittik aldık da anlamıyoruz ki bu nasıl çalışıyor. Etmenin bunu Türkçe'ye çevirmen lazım. Ucuz ha? Beyefendi çeviri sektörü sizin zamanınızdan bu zamana çok değişti. Artık profesyonel iş yapılıyor Türkiye'de. Allah Allah bu nasıl ev ya? Bu çocuk, sokaktaki çocuk serbest dedi de bu serbestlik ne ya? Adamın evine girdik ya. Sen nasıl iş yapıyorsun böyle evinin içinde? Sen nasıl adamsın? Şunu bana bir anlat. Ne bu şimdi dayı? Getirdim onu. Dayı orada biraz şişeliğinde çök var ya. Onları bir şey götürsen, bakkala götürsen. Tamam parasını verelim. Sen bunu okudun, okudun mu? Yok değil, ben London'da yaşadım sadece. Başka şey. Bir de benim sözlüğüm var, Oxford. Sen bana bunları anlatın o zaman yeğenim. Dayı gel, ben sana 200 euro tamam mı? 150 euro veririm yeğenim. 100 euro. İşte ne olur iş kuruşu yapsana. İşte elin çocuğu yapıyor Almancı. London dedi, Alman dedi, bilmem ne dedi, zart dedi, zort dedi, al işte 150 euroyu yaptırdık. Ulan şimdi... O mekaniker çocuk bile 2000 euro diyordu, sen fiyat bile veremedin. Madem bu işin ne diyordun o bir tane şey vardı, gözlükte adam vardı. Ne diyordu? Profesyonel yapıyor diyordu. Madem bu iş evinde yatıyorsun yatarak, sen de bu işi profesyonel yap kardeşim. Biçer döverin kullanma kılavuzunun yanlış çevrilmesi sonucunda bir köyü feda ettik. Hayat bu ya. Biçer döver çevirmekte nereye kadar yani? Tamam şimdi hani başkalarına pasladık. Şimdi bir de salmadı, o almadı, bu almadı falan. Ucuza kapatabilirdik ama ne bileyim yani. Mutluyuz lan hani. Az para kazansak da ne bileyim yani. Hayat devam ediyor bir şekilde.